İsmail Kartal. Hayırlı olsun. Aklı kalmıştı zaten herkesin. Yani başkan da baktı ki herhalde Galatasaray kendi evladıyla bu işi çözdü. Boşa macera arıyorum yani. Gül gibi de adamdı falan. Hakikaten de geçen senenin en büyük tartışmasıydı. İsmail Hoca ile devam mı, yabancı hoca mı gelsin? Okan Buruk ilhamı da herhalde fikir verdi. İşin o tarafı tamam da Erden Timur'u unutuyor Sayın Ali Koç. O nedenle ben İsmail Kartal başarılı olur mu sorusuna başka bir yerden bakacağım. Ama siz alta yorum yazın tabii. İşin sonunu bilemeyebiliriz karşılıklı. Neticede astrolog değiliz ki artık onlara daha çok kulak veriyorsunuz. Neyse. Güzel insanlar, en başta söyleyeyim. Fenerbahçe Cesus'la devam etmeliydi şahsi kanaatim. Fikrim bu benim. Ligi bilen hoca yerine ligi bilen başkan lazım Fenerbahçe'ye, bu da ikinci cümlem. Çünkü öyle olsaydı şöyle ezeli rakipler ne alemde bir bakılırdı, bir fikir alınırdı. Okan Buruk mesela hocalık kariyeri düşüş trendine girer mi? Hani yapay zekayı sormasına da gerek yok. Bazı şeyler için ligi bir süredir takip etmek yeterli. Neyse, yine yeni bir teknik direktör ve yeniden İsmail Kartal. Sorun şu ki Fenerbahçe'nin teknik direktöre değil, her şeyden önce koordinatöre ihtiyacı var. Ne demek istiyorum? Örneklerle izah edeyim de, geçen seneki prim sistemi neydi takımda? İlk 2'de olmak primi vardı, sonra değiştirdiler devre geçerken. 3 puan fark atın öyle dediler falan. Sonra ne oldu? Düşüşler, inişler falan. Olmuyor ya. Son haftalarda kesenin ağzı da açılmayınca böyle ağzın açık seyrediyorsun olanları. Şimdi bunları söyleyince bana kimse kızmasın. Futbolda taktik kadar önemli meselelerdir. Fenerbahçe'nin topçusu mesela Anadolu'daki arkadaşıyla konuşur. Der ki adam bize şu kadar prim verdiler. Çimleri yiyor ya sonra. Fener'de o primden aşağıdadır ya da hiç yoktur. Hani başlangıçta maçın ölü toprağı vardır ya falan. O işte. Hadi tamam paradan çıkayım. Çok sevmez bunu insanlar. Samandıra personeli mutlu mu mesela? Koordinatör lazım dememin sebebi bu. Yani İsmail Kartal ismiyle mutlu olanlar vardır illaki çünkü tanıdıkları bir isim geliyor. Öyle mi? Gerçi hoca kendisi yardımcılarıyla tesiste yattığı için personelin mesai bayağı bir uzunca ne olur ne biter ben orası bilmiyorum. Ama çok iyi bir insan olduğunu bildiğim için herhalde mutlu olmuştur personel diye ön yargıyla söyleyeyim. Kendine çalışanlar hariç. İşte oradaki o karışıklığı bir bakışta anlayacak. Geçen sene Cesus'un taktiğe bulması gibi. Nerede mikser, nerede sıkıntılı tip var? Gereğini yapabilecek bir figür lazım. Ben İsmail Kartal yapar yapamaz bir şey demeyeceğim. Derdim Fenerbahçe'nin bir teknik adam seçiminden daha fazla sorun olduğunu vurgulamak. Yani Ali Koç'a Erden Timur göndermesi yapmam da ondandır. Erden Bey'le Okan Hoca'nın birebir iletişimi, yakınlıkları, aynı dili konuşması, birbirlerine sırtlarını dayaması ne kadar önemli meseleler ya. İsmail Kartal'ın Erden Bey'i kim olacak? Ben onu soruyorum. Galatasaray'da şampiyonlukta Cenk Ergün'ün payı var. Ayhan Akman'ın payı var. Hiç oynamasa da gençlerle ilgilendiği için Mata'nın payı var. Zaten Okan Hoca'nın, Erden Timur'un hepsinin payı var. Ya gazeteci Nevzat Dindar abinin payı var. Yani böyle bir silsileyi Fenerbahçe için yapabilirseniz sevinirim, ben hakim değilim çünkü bilmiyorum. O nedenle kusura bakmayın, bana kızmayın, ben bu sefer gaza gelenlerden olmayacağım. Yok önceki dönem Zeiss Hoca ile coştu 9 gol attı demeyeceğim, doğru. Yani Zeiss Crespo ikilisi değil mi? Doğrudur. Ama yok diyeceğim. Hocanın kadro kurma kabiliyetini övebilirim ya da tersten bir şeyler söylemek gerekirse Emenike ve Mesut Özil krizleri hala akıllarda diyebilirim. Caner'in el kol hareketi yapması daha geçmişte. Ama Mesut'la Ozan'ı kesmesi, herkesin ya Rabbi şükür demesi, bunlar da güzeldir. Ama bunlar değil mesele. Yoksa İsmail Kartal sürekli kendi üstüne koymaya başaran bir isimdir. Benim de en sevdiğim özelliği adı buraya da sıkıştırayım. Rakip analizidir. Nereden denk geldim hatırlamıyorum. Özür dilerim. Uğur'un kanalı mıydı acaba? Rakip analizi Savaş Sanatı kitabını okuyor İsmail Kartal. Oradaki söze değer atfediyor. Söz şu, önemli olan sizin ordunuz değil, savaşacağınız ordunun özellikleri diye. Yani direkt onun antrenörlük tarzı. Esnek de bir taktisyendir Allah için. Ancak bu kadar sıkıntılı bir süreçte iş bunları konuşup tartışmaya gelir mi? Benim olayım o. Burada çağrı yaptım daha evvel. Dedim ki nacizane tabii. Sayın Ali Koç, bir olağanüstü kongre yapıp ya da bir şeyler yapıp, bir yöntem geliştirip güven oyu alırsanız her kararınız o muameleyi görür. Şimdi Süper Kupa maçında Galatasaray bir 3 daha atsa, seyret manzarayı. Ya da Eylül sıkıntılı geçti, olamaz mı, olabilir. Ama biliyoruz ki, emin ki hoca, ekip, futbolcular sonu güzel olacak ya, yol şampiyonluk. Anlatabilecek misin bunu? 9 senedir hasretle bekleyen sinirli insanlara anlatabilecek misin? Yani o geçen seferki geliş öyle değildi İsmail Hoca. Yedek kulübesinde çok sevdikleri Arap İsmail'in olduğu, bu vasatın altında bir sezona kimse kızmazdı ki zaten. Yani bu sefer yine kalkan olsun diye bekleniyorsa öyle değil yani. Ki geçen seferi söylerken hani hafif eğlenceli şöyle çıtırdan heyecan verici bir manzarayla Konya'ya geçerek iyi bir iş çıkardı, süper oldu. Ama yine söylüyorum, kazın ayağı bu kez öyle değil. Yardımcılarından Fatih Hoca da galiba bu sefer yok. Aklıma böyle bir sürü değişik bilgi geliyor. Çünkü geçen sefer başka açılardan bakmasını sağlardı. Hani bu benim kendi kişisel gözlemim, notum, onu da söyleyeyim. Neyse devam edeyim. Geçen sene hani kötü takım performansı kabul edildi ki bence öyle değildi. Hocaya yüklendi ihale, en kolay yol doğal olarak. Ama acaba mevcut oyuncu grubundan mı, hocadan mı, yönetimden mi? Orası iyi analiz edilmedi. Edilseydi bunları zaten konuşmazdık. Ez cümle, tatlı perşembede geçer bu söz. Bir insan kapana kısılmışsa ve seçme şansı yoksa kapanın içini dekore etmeye çalışır. İsmail Kartal tercihi bence böyledir. Umarım çalışkanlığıyla bilinen, emektar ve gerçek Fenerbahçeli İsmail Kartal tüm süreci şahane yönetir ve başarılı olur. Yani ben düşünürken benim argümanları da bilin, öyle konuşun diye anlattım. Gerisi süreç işi. Hayırlısı olsun.